Bir çocuk aşağıdaki şekilde görülen karelere birden 9'a kadar olan doğal sayıları her karede bir tane olmak şartıyla yalnızca bir kez kullanır. Okların gösterdiği sayılar başlarındaki sayılardan her zaman daha büyük 5 ve 7 numaraları şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre sağ alttaki sarı kareye hangi sayı yazılmalıdır? Kutulara yerleştirilen rakamların arasındaki oku incelediğimizde okun uç kısmında arka kısmındaki sayıdan daha büyük bir sayı yer alıyor. O halde 7'den sonra gelen bu okun 7 7 arka kısmında yer aldığı için uç kısmına ya 8 ya 9 gelmelidir. Devamındaki okta yine uç kısmı arka kısımdan büyük olacağı için buraya 9 geldiğinde buradaki kutunun içerisine 9'dan daha büyük bir rakam yazamayız. O yüzden 9 gelemediğine göre buraya 8 gelmelidir. O zaman buradaki kutu 9 olacaktır. Geriye kalan rakamlarımız 1, 2, 3, 4 ve 6'dır. 6'dan sonraki tüm rakamları kullandığımız için denemeye 6'dan başlamak mantıklı olacaktır. 6'yı buradaki kutuya kullandığımızda buradaki okun uç kısmındaki 5 altıdan daha büyük olmadığı için 6'yı bu kutuya kullanamayız. 6'yı buraya kullandığımızda buradaki kutunun içerisine 6'dan büyük bir sayı yazmamız gerektiği için 6'yı burada da kullanamayız. 6'yı bu kutuya kullandığımızda yine aynı şekilde bu kutunun içerisine 6'dan daha büyük bir rakam yazmamız gerektiğinden 6'yı burada da kullanamayız. 6'yı bu kutuya kullandığımızda yine buradaki oktan dolayı bu kutunun içerisine 6'dan daha daha büyük sayı yazmamız gerektiği için 6'yı bu kutuda da kullanamayız. O halde sarı kutunun içerisine 6'yı yazabiliriz. Buradaki oku kontrol ettiğimizde okun uç kısmı 6'dan daha büyüktür. Buradaki oku kontrol ettiğimizde buradaki kutuya 6'dan daha küçük bir sayı gelecektir. Bunu da sağlaması kolaydır. Dolayısıyla sarı kutunun içerisine 6 yazılabilir. Doğru seçenek D seçeneğidir.